Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz Edirne Üniversitesi'ni hem gezeceğiz hem de tanıyacağız. Şu an arkamda gördüğünüz manzara sizin ufkunuzu açabilir. Çok haklısınız, ben de buna katılıyorum. Zaten tek manzara şu an burası. Hani bir de ormanlık alan var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu an benim bulunduğum yer bu, yani manzaranın bulunduğu yer hastane önünü, önü tarafı. Hastane önü ne ya? Hani hastane önü tarafı. Ama çok güneş var bugün. O zaman gezmeye başlayalım. Ne dersiniz? Siz de çok heyecanlısınızdır. Bülent Ecevit Üniversitesi için. Eminim. Şu an heyecanlı. İlk nereye gidelim dersiniz? Bence sırayla girelim. Şu an tam karşımda kütüphane bulunuyor. Göstereyim hemen sizlere. Şöyle. Hemen oraya gidelim biz. Ve bana göre hastane olduğu için kampüste hiç kampüs gibi değil. Hani üniversite gibi değil. Bu yüzden ben hiç sevmiyorum. Yani merkez kampüsü falan görseniz daha iyi, bin kat daha iyi yani. Ama işte staj falan olsun. O yüzden hastane şart. Adı üstünde tıp fakültesi sonuçta. Hemen kütüphanemizi ziyaret edelim. Kütüphane çok iyi ama daha da iyi olabilirdi bana göre. Ya da ben çok yüksek beklentilerle geldim bu üniversiteyi, bilmiyorum. Kütüphanemiz nasılmış? Altında yemekhanemiz bulunuyor. Hemen şu tarafta göstereyim. Hemen şu altta. İkinci katta. Üniversitenin kütüphanesi üçüncü katta. Yemekhane ikinci katta. Kırtasiye, PTT'ye falan güvendiği birinci katta onlar. Asansörümüz gelmiş. Hemen bineyim. Teşekkür ederim. Konuşan bir asansörümüz var. Kapı açılıyor. Kapı kapanıyor. İnşallah bozulmaz. Düşünsenize kalıyorum asansörde.
Daha önce yaşamadığım şey değil de işte. Sevdiyseniz bu tür videoları hem beğenip hem de yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz gerçi de ben ya da söyleyeyim. Aynı dediğim gibi şu an sırada hani hastane var ama ben dediğim hastane çok uzun olduğu için ben size daha sonra tanıtacağım hastaneyi. Bu yüzden direkt binalardan gidelim biz. Güneşten mi? Kameraya göremiyorum kamerayı ya. Şansımıza. Bugün güneşli bir gün oldu. Aslında iyi tabii de. Kamerayı görsem iyi olur. Hemen gidelim sırada. Üniversite hakkında merak ettikleriniz eğer varsa hemen yorum kısmında paylaşın. Ben de sizin sorunuza cevap vereyim. O konuda şüpheniz olmasın. Git git bitmiyor. Aynen dediğinizi duyar gibiyim. Git git bitmiyor. Hemen. Ve evet, Eczacılık Fakültesini görüyoruz. Burada hemen size de göstereyim. Buraya gidiyoruz. Çıkışı tıp fakültesinin girişi oluyor. Hemen size açıklayacağım durumu. Bir daha kantin tarafından ikiye bölüyorlar. Bir eczacılık fakültesinin girişi, bir de tıp fakültesinin girişi diye. Aslında güzel yapıyorlar da. İşte sanası var. Thank you.
iyi mi oluyor? Evet, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesinden çıktık. Şu an sırada Ahmet Erdoğan var. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yani full 2 yıllık bölümler için orası. Tek şey hemşirelik, yani hemşirelik bölümü 4 yıllık olan. Biz oraya gidiyoruz şu an. Tabii Ahmet Erdoğan'a giderken yokuş çıkıyor karşımıza. Hemen Ahmet Erdoğan'ın aşağısında halı saha var. Halı sahanın karşısında banklar, bankın yanında da ana sınıf, yani ana sınıfı demeyeyim de tam hocaların bulunduğu, çocuklarının bulunduğu yer diyelim. Yani ana sınıfı diye geçiyor aslında. Neden ana sınıfı demiyorsak ana sınıfı diye geçiyor. Dediğim gibi 2 yıllık bölümler var Ahmet Erdoğan'da. Aklınıza hani hangi bölüm gelirse, podoloji olsun, patoloji olsun, eczacılık olsun, eczane hizmetleri, tıbbi laboratuvar, tıbbi görüntüleme, anestezi, ameliyathane hizmetleri. Evet, yokuştan şu an çıkıyoruz. Manzara güzel aslında ya. Şöyle şu dağ, orman falan. Mesela iki tane top topuna manzara var. Onu da manzara denirsek. Ve Ahmet Erdoğan. Ahmet Erdoğan'ın hemen üstünde Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi var. Sana size orayı da göstereyim. Bölümün geriye ben o binaya daha hani daha önce girmedim. O yüzden içine falan tam bilmiyorum nasıl. Böyle. Bakalım Ahmet Erdoğan içi nasılmış. Her tarafta araba var. Diyorum ya size. Hastaneden dolayı olsun. Kampüs kampüs değil. Kantinin hemen yanında birkaç tane oyun koymuşlar. Yani masa tenisi falan olsun. Hemen zaten karşısındaki odada biyokimya laboratuvarı bulunuyor. Hemen görebiliyor musunuz? Böyle. Hem de konferans sınıfı orada.
Bir de en büyük 401 dahili bulunuyordu orada kampta. Hemen hemen dersler aynı. Güzel. Şöyle göstereyim. Maalesef amfi isterdim. Çok. Ama şansımıza maalesef böyle var. Bunlardan tıp fakültesinde derslerimiz oluyor. Eczacılık fakültesinde olmam var. Artık amfi orada. Hemen inmeyeyim. Çünkü o metardan başka götürecek bir şey yok. Arkadaşlar, biraz Edit Üniversitesi'ni gezdik. Ama isterseniz daha diş hekimliği var. Diş hekimliğini de size gösterebilirim. Hatta gösterebilirim değil, göstereyim direkt. Hani gelmişken hali hazırda. Hemen yokuştan iniyoruz. Sen selam verdin. Çok selam verdi. Güneşten tekrardan kameraya bakamıyorum ya. Çok canımı sıktı şu an. Gidelim. Çok güzelim. Çok parlak çıkıyorum. Çok güzel falan ama çok parlak çıkıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi zaten demiyorum, dile getirmiyorum bile. Güneşe şerefim doğrayım ama doğrultayım ama evet, binaların arasında bayağı bir mesafe var hepsinin neredeyse. Ve en uzak Ahmet Erdoğan binası kaçıyor diğer binalara. Tıp fakültesinin hemen girişinde de halı saha bulunuyor aynı zamanda. Hemen şöyle. Hemen otobüs durağı, dolum binası, kalk dolum binası. Hemen zaten onun yanında diş hekimliği fakültesi var. Şöyle. Onun aşağısında tıp fakültesinden, bu binadan, bu fakülteden çıkış var. Zaten hemen onun aşağısında da Nesibe Hatun'a gidiş var. Nesibe Hatun kızıyordu bu arada. Öyle. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz ve bu tür videolar daha çok istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın bu kısımda. O zaman
başka bir blogda sizinle tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz.